Merhaba arkadaşlar. Valla bir iki gün video koymadım. Çok kızan insanlar var. Bizi unuttun Clubhouse'a gittin falan diyorlar. <laughs> Valla sırf o yüzden geldim video çekmeye. Yani her gün video çekemeyeceğimi zaten zamanında söylemiştim. Bazıları diyor diyor her gün video mu olur? Dedim ki ya arkadaş canım sıkılıyor. Ben konuşmadan rahat edemiyorum. Bırakın anlatayım demiştim. Bana inanmadılar. Millet zannediyor ki ben buradan para kazanmak için video çekiyorum. Ya çok önemli değil benim için buradan gelen para. Daha önemli şeyler var benim için. Memleketimizdeki mevcut bu yoksulluk, bu haksızlık, bu adaletsizlik. Dünya dünyanın da birçok yerinde olan bu yolsuzluk, yoksulluk, adaletsizlik, ırkçılık, gerilim bunlara karşı bir baş kaldır benim ki yani kendi içimde böyle mutlu oluyorum diyorum bana inanmıyorlar. Şimdi Clubhouse'ta rahat diyorum, o yüzden orada para yok. E orada da yapıyorum. Yani samimiyetse hani o öyle söyleyenlere bir cevabım olsun. Ha Clubhouse'ta da beni gömüyorlar. Yani ben YouTube'a video koyuyorum iki sözlükte döşüyorlar. Clubhouse'ta da konuşuyorum döşüyorlar. Başka birine döşüyorlar mı? Vallahi yok. Başka kimseye düşemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü kimse konuşmuyor hocam. Herkes konuşuyor gibi yapıyor. Yani bir sürü bir şey söylüyor ama hiçbir şey söylemiyor. Bizim bütün meselemiz bu zaten. Ancak ortalık gergin. Almanya'da da gergin, Türkiye'de de gergin. Yani ben karantina sonrası dünyayı pek pek iyi görmemeye başladım. Bu kadar adaletsizlik toplumsal bir patlama yol açacak. Ha Clubhouse'da bir süre idare edin dedi kapitalistler. Bir süre onunla idare ediyoruz şimdi. Ama bu minare bu çuvala sığmıyor. Öyle miydi deyim? Deyimleri unuttum. Gerçekten yurt dışında önce Türkçe ile ilgili deyimleri ve atasözlerini unutuyorsun. İzlenimlerimi anlatayım. Mesela Almanya ile ilgili Clubhouse'dan bilgi vereyim size. Arap mafya aileleri Clubhouse'a girmiş. Hümanizm rüzgarı reistirmeye başlamışlar. İşte Almanlar Araplara ırkçılık yapıyor falan demeye başlamışlar. Türk bir yani Türkiye kökenli bir kabaretist olan İdil Bay Jilet Ayşe namı diğer. O da onlara destek vermiş. Evet demiş. Jilet Ayşe'yi doğradılar Alman basınında. Linç ettiler. Sen nasıl bu kriminal ailelere destek verirsin diye. Evet yani oradaki hani bugün Araplara yapılan ırkçılıkla zamanda Yahudilere yapılan şey aynı mı Jilet Ayşe? Yani sen sosyoloji okumuş bir insansın. Yapma. Tabii ki bir ırkçılık var ve başı sonu karışık. Yani böyle başlar. Değil mi? Yahudilere olan ırkçılık da böyle başladı. Bugün Türklere, Kürtlere, Araplara yapılan gibi başladı. Ev verme, iş verme, dışla hor gör, ters bak tartış her neyse sonu ona varabilir o başka ama aynıdır demek birazcık saçma. Almanya'da bu konuşuluyor. Türkiye'de hocam Türkiye'de insanlık falan bitmiş. Türkiye'de iki şey var. Ya millet beyin yanmış düşünemiyor ya da baş göt ayrı oynuyor. Ne olduğu belli değil. Vazgeçmişlik, caymışlık, düşünememe, hatırlayamama, şok durumu. Gerçekten şok durumu. Ya insanlar o kadar kötü durumda ve bu o kadar belli oluyor ki sağlıklı düşünebilen çok az insan var. Çok az. Hep diyorum ya bu muhakeme yeteneği ve görecelilik kavramı yok bizde diye. Yani insanları bulunduğu şartlara göre değerlendiremiyoruz ve olaylara baktığımız anda ne doğru ne yanlış onu aynı anda çözemiyoruz. Yani bu yeteneğimizi kaybettik. Ya Türkiye'de şu anda bunların nüfusu kaç bilmiyorum. Bak ben Kürtleri savundum terörist oldum. Alevileri savundum dinsiz oldum. Ermenileri savundum afedersin. Ermeni oldu. LGBT bireylerini savunuyorsun sapkınlıyorlar. Yani insanlar doğuştan sahip olduğu özelliklerinden dolayı berbat bir yere itiliyorlar. Utandırılıyorlar, korkutuluyorlar, sindiriliyorlar. Dünya senden ibaret değil. O ülkede yaşayan herkes Türk, Sünni, milliyetçi, dindar falan filan değil. Zengin. O ülkede farklı etnik kimliklerden insanlar var. Farklı inançtan insanlar var. Bunlar o ülkede neler çekiyor hiç düşünüyor musunuz? Hele bir de ekonomik olarak zor durumdaysa o insanın umudu ne? Ben neden bu kadar insan ben Almanya'ya nasıl gelirim diye sorduğunda ara sıra şaşırıyordum. Artık şaşırmıyorum. Yani ben memleketle kurduğum ilk organik bağda memleketle ilgili bütün umutlarımı tükettim. Bana biri şey demiş ekşi sözlükte. Hani bir ürün alırsın sonra biri daha ucuza başka bir yerde olduğunu söyler moralin bozulur ya bu adam onu yapıyor demiş. Evet abi ben sana daha uyguna mal nerede onun yolunu gösteriyorum. Bir kere kazık yedim bir daha yeme. Bak eleştiride bile insanların şirazesi kaçırmışlarmış, ipin ucunu kaçırmışlar. Bir gruba girdim Atilla Taş. Değil mi Atilla Taş bedel ödemiş bir insana hapise girdi. Kimse ona destek vermedi, kimse ona haberi çıkarmadı. Kimse onu sabah gazetesinde yazmadı, kimse ona mikrofon uzatmadı. Bizler üzüldük. Bir şey bir şey yapamadık ama üzüldük. Ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ve kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bir grup kurmuş. İşte Clubhouse'ta bir oda kurmuş. Girdim. Orada bir kadın konuşuyor. Başörtülü. Böyle şey AK Parti'yi destekleyen konuşmalar yapıyor. Allah Allah. Ama böyle ev hanımı gibi konuşuyor yani. Sanki AK Parti'yi destekleyen böyle sessiz yıllar var gibi konuşuyor. Tabii ki var. Ama bunun propagandasını yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musun? Sanki evde yemek yaparken aramış gibi. Ulan bir girdim araştırdım. SETA'da çalışıyor. Sabah gazetesinde çalışıyor. Ya Atilla Taş sen bu kadın konuşmaya başlamadan milleti kandırıyor ya aşağıda. Çünkü sen demokratları toplamışsın. Propagandasını yaptırıyorsun bu kadını. Çünkü o herhangi bir organik bağ yok AK Parti ile. Sanki maaş almıyormuş gibi konuşuyor. Desene bu kadın AK ya AK Partili, AK Partiliyim demeden konuşuyor. Girdim dedim ki bu hanımefendi saçmalıyor. Bu lafı da kullandım. Çıldırdılar da beni linç ettiler. Hepsi bu arada. Solcusu sağcısı yani. Saçmaladığını söylediğim için. Ve dedim ki bu AK Partili ama AK Partiliyim demiyor. AK Partiliyim demeden AK Partisi. AK Partiliyim desin savunsun insanlar ona göre kafasında bunu şekillendirsin dedim diye. Ya bana demediklerini bırakmadılar hocam. Provokatör dediler. Trol dediler. Troll dedi. Bak bana troll dediler ya. Durum bu. Şimdi bana diyor ki ya işte bizi diyor içinde zaten bu olduğumuz ülkede daha da diyor bu oyuz. Hocam durum bu. Yani sen kalp krizi geçiriyorsan ben sana ne diyeyim yani saçlarım mı dökülmüş diyeyim hocam sana ben. Yapacak bir şey yok. Ben bunu söyleyince bu sana daha kötü geliyorsa da yapacak bir şeyim yok. Bana da bu iyi geliyor. Bana da kötü geliyor çünkü sana kötü gelen şey. Bak 50 bin lira gönderdik öğrencilere Mehmet abi'nin verdi anneme babama bizim memleketten tut oturduğumuz yerden mahalleden akrabalardan bir sürü insan aramış mesaj atmış üzüldüm dert ettim bunu bir arkadaşıma anlattım Ali Orhan Doğan Stuttgart'taki dostum çok sevdiğim bir insan gittiğimde orada evinde kalıyorum beni bırak adam o kadar misafirperver ki evinde bir misafir odası yapmış odanın banyosu var ona şöyle bir cümle kurmuştum bir sürü insan aramış derman olamadık dedim bana şu notla bin euro göndermiş hesabıma yetişemediğin insanlara derman olsun diye ve aradım buradan bin mağazalarını bin market mi bin marketlerini dedim ki ben ben size bin euro gönderiyorum işte on bin liraya yakın para ediyor hediye çeki verin ben onu aldıracağım ve yoksun insanlara dağıttık. Bunu niye yapıyorum ben ya da buradaki herhangi bir insan niye yapıyor çünkü üzülüyoruz hocam. Sanma ki biz burada siz orada mutsuzken mutluyuz vallahi değiliz belki daha mutsuz. Hele ben bu Clubhouse'a girdikten sonra daha da delirdim yani. Gelip orada mücadelenin bir yerinden tutmak istiyorum. Başıma ne gelirse de gelsin. Hiç umurumda değil yani. Belki karantina koşulları nedeniyle psikolojim bozuldu böyle düşünüyorum. Ama gerçekten memleketimizdeki insanların yaşadığı şeyler hiçbir insan evladının hak etmediği şeyler.